Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda yalancı iğne oyası anlatacağız. Yani iğne oyasını tığ oyasına çevirdim. Hiç de farkı yok. Bence. Yani sizce nasıl gözü gözüküyor oradan bilmiyorum ama şöyle yazmam içindeki renkleri kullanarak şimdi de böyle ee, hardal sarısı gibi rengimi kullanacağım onu da sizinle birlikte yapacağım öncelikle hemen şunu diyelim şuradaki fiyonk kısmını bu bir çatal iğne arkadaşlar uç kısmını kafasını hani çatal iğnenin baş kısmını kestim küçük bir fiyonk elde ettim onunla yapacağız oradaki fiyonk kısmını şuradaki ilmekleri dondurma çubuğuyla yapacağım sizler 6 numara şişte kullanabilirsiniz. Yani şu ilmeklerin boyutunu ne kadar isterseniz. Daha da küçük yapmak isterseniz. Daha da küçük şiş kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce vereceğimiz arayla başlayalım. İpimi tığ batısına sabitleyerek başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tığ batısına sabitledim. 1-2-3 adet zincir çektim. Kameramızı da sabitleyelim. Başına bir kez aldım. Yandaki tığ diye girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girdim. Kapadım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandakine girdim. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim bu ara noktadan girdim kapattım 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapattım bu şekilde ara vereceksiniz arkadaşlar ee, bizim için 1 2 3 4 5 bir kez daha yapalım 6 ara olsun 3 zincir çektim başına bir kez aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir çektim, yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim, yandaki tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde 6 adet pimpirim yaptım. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battı içerisine girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum, yandaki tığ battı içerisine girip kapatıyorum. 2 oldu. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine girip kapattım. 3 oldu. Şimdi 8 7 adet zincir çekiyorum. 3 tane tığ battı üzerine yine ikişer adet zincir çekip tığ battı yaptık. 3 tane. 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim, döndürdüm oyamı tersine. 7 adet zincirimi bakın. Bir, ikinciye kapatıyorum. Şu baş kısımda bir tane kalıyor. 3 tane yapmıştık. Şöyle göstereyim. Bir, ikinciye kapatıyorum. Bu baş kısımda bir tane kalıyor. Orada sabitledim. Ve döndüm. Düz yüzüne, yuvanın içine bir adet sık iğnesiyle girdim. Bir adet de zincir çektim. Şimdi burada dediğim gibi dondurma çubuğu kullanacağım ilmeğimi genişlettim. Dondurma çubuğuma taktım. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çekiyorum dibinde. İlmeğimi genişlettim, taktım. 2 oldu. Yuva içerisine giriyorum, ipin ucunu alıyorum. 1 2 adet zincir çekip genişletip takıyorum. 3 oldu. Yuva içerisine giriyorum, ipin ucunu alıyorum. 1 2 genişletip takıyorum 4 oldu yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 1 2 adet zincir çektim genişlettim taktım yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıyorum 1 2 zincir çektim genişlettim taktım yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 1 2 genişlettim taktım sayalım 2 4 6 7 toplamda 8 adet ilmeğimiz olacak son kez girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 8 yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım bir adet zincir çektim ilmek edindim hemen dibindeki tığ battıya girdim kapattım 2 adet zincir çektim yandaki tığ battığı içerisinde kapatıyorum yani bu baş kısımda da bir tane boş batma kalmıştı. Bir de buraya yaptık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Pardon çok pardon. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki tığ battı içerisine girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Tığımda bir sorun var. Yine yine yine. Bakalım. Önce bir kez sonra iki sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girdim. Kapattım. 3 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battıya girip sık iğne ile kapattım. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yanındaki tığ battıya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim. Aradan girdim. Kapadım. 3 adet zincir çektim yanındaki tığ battı içerisinde sık ile kapattım. Yani şurada verdiğimiz arayı verdikten sonra 2 3 4 5 6 tane pimpirim yaptıktan sonra yine bu yuvayı hazırlıyoruz arkadaşlar. 8 ilmek topluyoruz. 6 adet pimpirim yapıp döneyim yuvasını hazırlayayım sizinle birlikte. 6 tane primimi yaptım arkadaşlar araya kamera arkası aynı şekilde yaptım. Şimdi yine yuvayı göstereceğim. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapadım. vereceğim arayı verdikten sonra. 2 adet zincir çektim. Yandakine girdim. Kapattım. 2 2 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3 oldu. 7 adet zincir çekiyorum. Oya mı döndürüyorum. Hemen bir atlayıp ikinciye girip kapatıyorum. Bu kenarda bir tane kalıyor düz yüzünü dönüyorum yapmış olduğum yuva içerisine sık iğne ile girdim bir adet zincir çektim ilmeğim genişlettim yine dondurma çubuğuma taktım yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 1 2 genişlettim taktım 2 oldu yuva içerisine girdim 2 adet zincir çekip genişlettim taktım 3 oldu yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 4 oldu. Yuva içerisine girdim. 2 adet zincir çektim, genişlettim, taktım 5 oldu. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim, genişlettim, taktım 6. Yuva içerisine girdim. 1 2 zincir çektim, genişlettim, taktım. 7 oldu. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim, genişlettim, taktım 8 oldu. Yuva içerisine giriyorum ipin ucunu aldım bir adet zincir çektim hemen yandaki alttaki hemen dibindeki tığ battı da kapattım iki adet zincir çektim yandaki tığ diye girdim kapattım bu baş kısımda bir tane bırakmıştık burada da bir tane iki zincir çekip bıraktık şimdi üç adet zincir çekiyorum başına bir kez alıp yandaki tığ giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 e, dondurma çubuğu bana zorlayan o sanırım hemen çıkartalım hiç sorun değil ilmeklerimi çektim çıkarttım 4 adet zincir çektim aradan girdim kapadım 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı içerisine girdim sık iğne kapadım birinci pim, pim 3 adet zincir çek başına bir kez al yandakine gir önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkalım 4 adet zincir çektim bu aradan girdim kapadım 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı içerisinde sık iğne ile kapatıyorum yani vereceğimiz arayı verdikten sonra yine bu yuvayı hazırlayıp ilmeklerimizi topluyoruz üst kısmına geçelim renkli ipimi aldım arkadaşlar ipimi tığıma sabitledim buradan düz yüzümüz burası İlk ilmeğin içine girdim sık iğne ile kapadım bu sırayı iki zincir çekerek toparlayacağım. İki zincir çektim. Yandaki ilmeğimin içinde kapattım. İki adet zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğimin içinde kapattım. İki adet zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğin içinde kapattım. İki adet zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğin içine girip kapatıyorum. İlmeklerin yönü dönmüş ise bakın bu şekilde. Şöyle düzeltiyoruz kapattım. 2 adet zincir çektim hemen yandaki ilmeğimin içinde. Kapattım. 2 adet zincir çektim hemen yanındaki ilmeğimin içinde kapattım. 2 adet zincir çektim yanındaki ilmeğimin içinde son ilmeğimin içinde kapattım. 1 2 3 adet zincir çekip dönüş yaptım. Bakın bu ilk 2 adet zincirin araya girdim kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bu ikinci araya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu devamında gelen 2 adet zincirli arama giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamında gelen 2 adet zincirli arama giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamında gelen zincirli arama giriyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bakın devamında gelen bu arama giriyorum, kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Devamında gelen arama girip kapatıyorum. 3 adet zincir çektim. Bakın bunu da şu ilk başladığım noktanın tepesine batıyorum. İlk başladığım ilmeğin tepesindeki noktaya battım, kapattım. Gördüğünüz gibi şimdi 2 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. 2 adet zincirle dönüş yaptım. Bakın ilk yuvamın içine girdim. sık iğne ile ortada kapattım. 3 adet zincir çektim. devamındaki yuvaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki yuvaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki yuvaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim devamındaki yuvada kapattım 3 adet zincir çektim bakın bu son yuvamda girdim kapattım 2 adet zincir çekiyorum ipim düştü 2 adet zincirle dönüş yapıyorum İlk yuvaya giriyorum sık iğne ile kapatıp ortalıyorum yani böylelikle eksiltmiş olacağız 3 adet zincir devamında gelen yuvaya gir kapat 3 adet zincir devamında gelen yuvaya 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 kapat bakın burada son yuvamız var 3 adet zincirle buraya girdim kapattım 2 adet zincir çekip dönüş yaptım ilk yuvamın içine girdim ortaladım şöyle sık iğne yapar gibi kapattım 3 adet zincir çektim devamında gelen yuvaya kapattım böylelikle eksiliyor arkadaşlar 3 adet zincir devamında gelene kapattım 3 adet zincir devamında gelene kapattım 3 adet zincir devamında gelene kapattım 3 adet zincir bakın burada son yuvam var kapattım 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum ilk yuvanın ortasına içinden girip şöyle kenardan kapatıyorum 3 adet zincir yandaki yuvada kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir yandaki yuvada kapatıyorum. 3 adet zincir yandaki yuvada kapatıyorum. 3 adet zincir son yuvamda kapattım. 2 adet zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvamın içine girdim, ortadan kapattım tam. 3 adet zincir devamındakine kapattım. 3 adet zincir devamındakine kapattım. 3 adet zincir. En baştaki yuvama kapattım. 2 adet zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girdim, kapadım. 3 adet zincir, yandaki yuvaya girdim, kapadım. 3 adet zincir, son yuvama girdim, kapadım. 2 adet zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 adet zincir çektim. Bakın burada son yuvamız kaldı. Kapattım bir adet zincir çekip ipimizi kestik ilk aşamamız bu şekilde arkadaşlar şimdi fiyon kısmını yapacağız şimdi oyamızın fiyongunu yapacağız arkadaşlar bu çatal iğne dediğim gibi baş kısmını kestim normal boyutlarda bir çatal iğnenin bu şekilde şöyle küçük bir filkete oluştu şöyle tutalım ipimizi Sarmaya başlayalım. 1 2 3 Çok pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kez sardım. Bunu bu şekilde elimle tutuyorum ve bir parçasını şöyle ip kesiyorum. İpimi kestim. Bakın bu kestiğim ipi de hemen iğnemize takıyoruz. Takacağım inşallah. Bakın. Bu şekildeyiz. Şimdi altından hepsinin altından bakın buradan giriyorum. Hepsinin altından. Şu şekil gösterirsem bakın hepsinin altında. Yani iğne. Şimdi bu iğnemin arkasındaki ipliği alıyorum. Bu fiyonktaki ip, filketedeki ip iğnenin üzerinde bu arkadaki ipi alıyorum iğnenin şöyle iğnenin ucundan bir iki kez sarıyorum şimdi iğnemi çekiyorum önce şöyle bir yavaş şekilde çekelim ve yerini ayarlayalım arkadaşlar sonra sıkılayalım tam ortalayalım şöyle fiyongumuzun tam ortasına ayarladıktan sonra sıkılamasını yapalım. Bu şekilde. Şimdi şu başlangıç ipimiz şuradaki bunu da kesiyorum. Şöyle arkaya alıp şu fiyongun boyutunda keselim bunu da. Fiyongumuz hazır. Bunu çıkardık. Bu arada iğnem çıktı. İğnemi tekrar taktım. Şimdi bunu şuradan iğnemi tam ortadan giriyorum arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu fiyongumu da bu şekil iğnenin üzerine koydum iğnenin arkasındaki ipimizi alıyoruz Bakın. Fiyonkun ortasına denk getirip şöyle bir iki kez doluyorum. Ve çekiyorum şimdi. Sıkılayalım çekerek. Bunu bir kez daha yapabilirsiniz sağlam olması için. Şöyle kesiyorum fazlasını. Şuradaki fazlalığı da arkaya alıp burada yakacağım. Bu şekilde. Kamera önünde biraz bu fiyonkum düzgün olmadı ama yapım aşaması aynı şekilde arkadaşlar buradaki ile aynı değişen hiçbir şey yok İnşallah anlatabilmişimdir orta kısımda da dikersiniz dediğim gibi 10 tane sardık isterseniz biraz daha dolgulu olsun isterseniz bu firkete aşamasında sarım aşamasında 12 de yapabilirsiniz şuradaki şey ilk başladığımız ip bu kö kötü bir görüntü yaparsa böyle bunu da arkaya çekip arkada yakabilirsiniz hani kesmiştik ya arkadaşlar fiyonkun boyutunda ilk başladığımız ip şöyle arkaya alıp onu da yakarak yok edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız gönderdi iğne oyasını gönderdi. Tığa çevirdim ben de. İnşallah anlatabildim. İnşallah anlatabildiğim güzel bir video olmuştur. Anlaşılır olmuştur. İnşallah beğendiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.